Merhabalar arkadaşlar. DY 3 kW monofaz invertörümüzün baştan sona bir kurulumunun videosunu çekelim istedik. Hem internet bağlantısı, cihazı internete bağlama, ayrıca uygulamaya tanıtma, hem de limiter ayarlarını aktif etmeyi burada gösterelim istedik. Şu an biz şebeke elektriğimizi verdik. Hazır kurulu sistemin üzerinde video çekelim. Panel sigortalarımızı yerine gittikten sonra cihazı açıyoruz. Şu an cihazımızın ekranı geldi. Bir dakikalık bir süre burada bekleyecek. Kontroller başladıktan sonra cihazı kendini açacak. Şu anda biz limiter ayarını öncelikle girelim. Şöyle kamerayı ben alabilir miyim bir saniye? Şöyle ekranı temizleyelim biraz. Cihaz şu konumda, bekleme modundayken Enter tuşuna basıyoruz. Buradan Setup ayarlarına geliyoruz. Enter diyoruz. Run parametreye giriyoruz. Parola 1-2-3-4 yön tuşlarıyla ayarlayıp Enter diyoruz. İkinci basamağa giriyoruz. Enter diyoruz. 3 ve 4. basamağa Enter dedik. Şu an bu ayarlarla hiçbir işimiz yok. Doğrudan aşağı doğru limiter moduna geliyoruz. Evet. Limiterimiz bizim akım trafolu. Biz şu kısma yerleştirdik şu anda. Panonun içi biraz dağınık bu arada. Sistem başka bir ustamız tarafından yapılmış. Limitere Enter diyoruz. Şurada tek çizgi belirledikten sonra aşağı yön tuşuyla on off kısmını on yaptıktan sonra Enter diyoruz. Tekrardan aşağı gelip buradan aşağı inelim. Ok. Yön tuşları bakın okun üzerinde. Okun üzerindeyken Enter diyoruz. Evet. Ya şu anda tekrardan yeniden başlatma moduna girdi. Bir dakikalık bir süreyi bekleyecek yine burada. Burada dikkat etmemiz gereken bizim util power seçeneğini görmemiz lazım burada. Eğer util power seçeneğini görmüyorsak limiterimiz pasif durumdadır. Şu an saat tarih ayarlanmış. Tarihimiz doğru, saatimiz yanlış. Bunu da yine setup'tan sistem parametrelerinden sunset'ten ayarlayabiliriz. Tarih doğru. Pardon. Evet, aşağı doğru iniyoruz. Yine. Saatimiz şu an 14:20. Bunu Enter'a basıp aşağı doğru çekelim. 14 Enter. Şunu da 20. Pardon. 20 yaparsak tekrardan imleci okun üzerine taşıdığımızda saatimiz 14:20 olarak şu an cihazımız aktif durumda. Bakıyoruz. Şu an normal. Power 0. Evet, 160 watt olarak tüketim var. Şu an sistemde 160 watt gibi bir değer görüyor. Muhtemelen buzdolabı çalışıyor. Panellerden voltaj ve akımı gösteriyor gelen toplamdaki güç. Şebeke voltajı, şebekeden çekilen akım ve şebeke frekansı. Toplam güç, şebekeden çekilen güç, burada 20 wattlık bir gücü sıfırlayamıyor cihaz. Bu konuda eksiklik olduğunu söyleyebiliriz. Günlük üretim, toplam üretim burası. Saat ve tarih. Power 146. Şu an şebekeden çekilen 146 watt enerjiyi panellerden karşılıyoruz. Dalgıcı. Açabilir miyiz abi monofaz dalgıcı? Şu an içeride bir monofaz 2 beygir dalgıcımız var. Çalıştı mı? Çalışmadı şu anda. Yok. Şurada bir videoyu kapatalım. Şu anda üretim yaptırdık. Pardon, tüketim yaptırdık daha doğrusu. Panel üretimimiz artıyor. Gördüğünüz gibi ona basın. Bütün kısım artıyor. Bu çalışıyor. Sağ ol. Şebekeden şu anda
Çekilen güç 571 watt. Yavaş yavaş üşüyor. Panelden mümkün mertebe güç alabildikçe şebekeyi düşürüyor. Şu an 2300 watt yaklaşık güç alıyoruz panellerden. 125 wattını şebekeden çekiyor. Şu anda sayacı bir gösterecek olursak şu an sayacın önündeyiz. Gördüğünüz gibi sayacın impulse ışığı yanmıyor. Cihazın altında şartel var. Onu bir kapatabilir misin abi? Cihazın altında bir şartel var. Siyah. Şu an panelleri devreden çıkardık. Gördüğünüz gibi sayacımız dönmeye başladı. Şu an şebekeden tüketim yaptığı için o 2500 wattlık enerjiyi buradan okuyoruz şu anda. Hatta bunu sayacın üzerindeki akım seçeneğinden gösterecek olursak şeyi açabilirsin abi, cihazı aç. Tekrardan o şarteli aç sana. Şu burayı. He, yo yo, az önce kapattığın şartel var ya. Sayac üzerinden de okuyacak olursak eğer şöyle şu an üçüncü fazdan muhtemelen, evet, üçüncü fazdan 10 amper geçiyor. Açtınız değil mi? Şartını? Açtık. Tamam. Üçüncü fazdan 10 amper bir tüketim yapılıyor şu anda. Cihazımız devreye girdikten sonra tekrardan içeri bir çekelim. Şu an cihaz kontrol modunda. Modemimizi bağlamadık. Şu an net ışığı yanmıyor. Modem tanıtımını birazdan paylaşacağız. Şu an cihazımız devreye girdi. Evet, gördüğünüz gibi üretim artmaya başladı. Tekrardan sayacın başına geçelim. Sayac üzerinden bir de üçüncü fazı okuyoruz şu anda. Evet, 4 amper şu an düşüyor gördüğünüz gibi. Sistemin çalışma mantığı şebekeden çekilen güce paralel olarak bağlanıp içerideki tüketimi minimuma indirmek. Gördüğünüz gibi sayaçtan çekilen güç düşüyor. On-grid sistemin çalışma mantığı bu şekilde. Çok az bir güç şu an şebekeden çekiliyor. Şimdi internet ayarlarına gelecek olursak öncelikli olarak bizim bu modeme bağlanıp buradaki Wi-Fi ağına bağlantı yapmamız lazım. Şu an telefon ekranını bir alabilir misin? Şu an Wi-Fi'den şu seçeneği seçtikten sonra şuradan şöyle gösterecek olursak şurada yazan parolayı gireceğiz. Evet. Şöyle tut. Bu şekilde tut. Parolamız kaçmış, girelim. F72. Tamam, parolamızı doğru girdikten sonra telefonumuz cihazın Wi-Fi aparatına bağlanmış oluyor. Buradan da tarayıcıya girip şöyle okunaklı bir şekilde 10.10.100.254 buraya bu adrese girdikten sonra oturum için kullanıcı adı, şifre, admin ve admin olarak giriyoruz. Her ikisini de. Buradan yazılar okunuyor değil mi? Tamam. Hı hı. Wizard seçeneğini tıklıyoruz. Şurada A listesi yayınlanacak. Wi-Fi aparatı şu arada kapsama alandaki ağları tarayacak şu anda. Evet, burada listedeki Wi-Fi'lerden bunu biz kendi bağlayacağımız Wi-Fi'yi seçiyoruz. Next tıklıyoruz. Parola soruyor.
Burada Wi-Fi'mizin parolasını gireceğiz biz. Evet. Parolayı kontrol edebilir şuradan. Tamam. Buradan daha sonra Next'e basıyoruz. Burayı da Next diyerek geçiyoruz. En son ok dedikten sonra cihazımız şu anda internete bağlanacak. Alabilir miyim? Şurada net ışığı yanacak şu an. Wi-Fi aparatı yeniden başlama yaptı. Ortalama 1 veya 2 dakikalık bir süre içerisinde yeniden başlatacak. Evet, şu an net ışığımız yandı. Wi-Fi aparatımız internete bağlantısını yaptık. Şu an cihaz eklemeyi gösterelim. Şöyle buradan SolarMod uygulamasını açıyoruz. Burada profilden uygulama içerisinde hesaplarımızı görebilmek için bizim oturum açmamız lazım. Kullanıcı kaydı oluşturmamız lazım. Kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra e-posta ve şifrenizle şurada artı kısmına tıklıyoruz. Alttaki seçeneği seçiyoruz. Evet, burada bir kare kod taraması gösteriyor. Bu esnada cihazın kare kod kısmını tanıtıyoruz. Tanıttıktan sonra adres giriyoruz. Örnek veriyorum, şu anda bir kilis diyelim. Burada detaylı adres de yazabilirsiniz. Bizim kapasitemiz şu anda 3.2 kW'lık. Buradan Türk lirasını seçiyoruz. TRY olarak. Buralar çok yakın masada olur fakat biz yapalım. Bizim kullandığımız tarife tarımsal sulama olduğu için 3 lira doğrudan girip Next tuşuna bastıktan sonra tesisin adını soruyor burada. Biz Murat deyip geçelim. Telefon numarası eklemesek de olur. Dan olarak tıkladıktan sonra şu anda burada Wi-Fi aparatımızın kaydını ekledik. Şuradan device seçeneğe tıklayıp buradan cihaz eklemek için artı device diyoruz. Tekrar bir kare kod yapıyor. Bu sefer cihazın üzerindeki kare kodu okutuyoruz. Şurayı getirip cihaza okuttuktan sonra böyle bir hata vererekten ekleme yapıyor. Buna ok dedikten sonra artık başka bir işimiz yok. Şu an çıkıyoruz buradan. Burada sisteme düşmesi şu anda mesela Murat kısmı pasif görünüyor. Şu anda çarpı işaretini görüyorsunuz yukarıda. Bunun sisteme düşmesi ortalama 10 dakika 15 dakika sürebiliyor. Başka bir seçenek yok. Başka bir işlem yok. Bunu ekledikten sonra sisteme düşmesini bekliyoruz. Daha sonra şuradan gördüğünüz gibi mesela şurada bizim kurduğumuz bir tesis var. Günlük üretim grafiğini bu şekilde izleyebiliyoruz. Toplam günlük TL olarak karşılığı, günlük kilowatt karşılığı, toplamdaki üretim, şu 11,5 kilowatt yine bugünkü üretim. Anlık üretim de 1.99 kilowatt olarak gösteriyor. Buradan eklediğiniz daha önceki tesisleri de izleyebilirsiniz. İnternete bağlı olanlar renkli, açık renkli. Soluk renkli olanlar pasif olarak görünüyor. Cihaz üzerinde yapacağımız başka bir ayar bulunmamaktadır. Burada öz tüketim modu ve internet bağlantısını anlatmaya çalıştık. İnşallah faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.